Hepinize günaydın arkadaşlar. Bakınız babam geldi sabah kahvaltıya. Biz de şimdi evden çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Zeynep Hala'yı oyun grubuna yazdırdım. Pazartesi günü, bugün günlerden çarşamba. Haftada iki gün, pazartesi ve çarşamba günleri. Saat 10'da Pendik'te, bizim evimizde. Yani 15 dakika falan sürüyor arabayla. Bismillah. Şöyle ben de ayakkabımı giyeyim, size tekrardan anlatayım. Böyle bize de değişiklik olsun diye. Anne. Efendim. Anne. Efendim. Tamam, ineyim aşağı, fırına mı geçeyim, aşağıda mı bekleyeyim? Tamam, ben aşağı ineyim o zaman, kapıda bekliyorum. Aşkım benim. Yolda bekliyorum. Şimdi babam da başka bir yere gidecek. Mehmet abiyle birlikte, Rıdvan'ın abisiyle birlikte biz de okula gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi kızım. Detayları size anlatacağım. Hadi. Anne, aşkım, anne, aşkım. Anne, of. Of, ne oldu bebeğim? Gel öpeyim. Dedene öp, hadi bay bay yap dedene. Dedeye öp, bay bay yap anne. Bas. Bas. Yağmur yağıyor. Şarkı söylüyor dedesi. Yağmur yağıyor, seller akıyor diye şarkı söylüyor benim kız. Hepsi değil. Ala, ala. Biyak. Biyak. Biyak yapacağım. Dede ağlam. Hep. Arkadaşlar biz geldik şimdi. Kızım burada. Merhaba yap anneciğim. Merhaba yap. birazcık yine erken oldu. Aslında... Yani hani biz Kartal'da oturuyoruz. Burası Pendik'te ama gerçekten çok yakın. Bakın arabayla galiba 9 dakikada falan geldim bugün. 5'te çıktım. Şu an 40 geçiyor. Biraz arabada oturuyorum. Çünkü Zeynep Hala'yı içeride zapt etmek biraz zor. Çünkü çok sevdi orayı. Değişik şeyleri de her zaman seviyor böyle. Keşfetmeye açık bir çocuk olduğu için. Nasıl karar verdim? Aslında düşünüyordum böyle bir şeyi. Daha önceden düşünüyordum hatta ama bazı okullar 18 aydan itibaren alıyor. Gerçi burası 12 aydan itibaren alıyor ama bir türlü işte nasip olmadı. Oydu buydu, hastalıklı vesaire derken evin içerisinde Zeynep Hala bir süre sonra zapt etmek zor oluyor. Evet biz şanslıyız. Kuzenleri var, ablaları var. Sürekli onlarla görüşüyor ama farklı insanları da görmesini istiyorum. Yani sosyalleşmesini falan istiyordum. Burasını gördüm. Gelen birkaç arkadaşa da sordum. Memnun olduklarını söylediler. Biz de buraya yazdırdık. Şu anlık bir aylık yazdırdık. Zaten aylık aylık alıyorlar ödemeleri ama bir ay sonra devam eder miyiz etmez miyiz? Şu anda bir şey diyemeyeceğim. Şöyle diyemeyeceğim. Çünkü Ramazan başlayacak Mart ayında. Ramazan'da hani bu saatte kalkıp getirmek benim için biraz daha zor olur. Çünkü malum hani özellikle ilk günler, böyle orucun ilk günleri biraz zor olabilir. Belki şarkı söylüyorum. Okulda söyledikleri şarkı söylüyor. O yüzden de bakacağız duruma göre, bilmiyorum. Hani Rıdvan dedi hani 2-3 aylık parasını ver istersen dedim. O ben dedim şu an biraz duralım. Ramazan'dan sonra tekrar devam ederiz yaza kadar. Öyle yani arkadaşlar, oyun grubuna geldik. Ben de tekrardan okullu oldum. Ben de Zeynep Hala ile birlikte oyunları oynuyorum. İşte keşfetmeyi çok seven, keşfetmeye açık bir çocuk olduğu için ilk gün, yani geçen geldiğimizde böyle hani öğretmenin söylediklerini pek uygulamak istemedi. Yani kalkıp dolaşmak istedi. Kendi kafasına göre bir şeyler yapmak istedi. Onda birazcık zorlandım ama normal yani. Sürekli gelen çocuklar da sıkıldı bir süre sonra, kalktı vesaire. Ben böyle istiyorum ki hemen hepsini yapsın falan ama o mümkün değil. Öyle yani arkadaşlar. Size de şimdi içeride çekebilirsem çekeceğim böyle ufak ufak. Diğer çocukları göstermemek kaydıyla. Bakalım nasıl olacak? Bugün nasıl olacak? Biraz alışmış olur mu acaba bilmiyorum ama ilk 3 hani ilk 3 seansta biraz şey olabilir, farklı olabilir falan dediler yani. Hani alışma süreci. Öyle. Okul şurası hemen. Şöyle tablası falan görünüyor. Nice de size tekrardan göstereceğim. Okulumuza geldik. Evet, okulumuz burası. Hadi bakalım zilimize basalım şimdi. Pandur giyiyorum. Ben de dalış. Hazır mısın? Girelim mi içeriye? Ha? İçeriye girelim mi? Necik anneciğim. Pembe ayı. Hadi oku bakalım kitabını şimdi. Ne? Oku. Çevir sayfasını. Ne? Çevir sayfasını. Saçını hemen bozmuş. Geçen uzak olur diye şey yaptım. Çok erken çıktım. Ha.
Geldim, burada bekledim bayağı. Bunu da zapt edebilmek biraz zor. Hadi gel, hadi kay oradan gel. Ayla bana bak. Merhaba kızım. Merhaba kızım. Hadi bakalım. Aslında kayınvalidemiz, evet, babasının resmi de ablamın küçüklüğüne çok iyi. Ayla yine dokunmaya çalış. Dokunmaya çalış. Ellerim. Ayla koy bakalım onu. Ayla koy. Aferin kızıma. Evet, bravo kızıma. Aferin kızıma, bravo. Beyaza koy. Beyaza koy, koy bakalım. Aferin kızıma. Koydu ama düştü. Aferin sana. Evet, şimdi saatine geçti. Hazır mıyız? Hazırım. Başlıyorum. Şimdi birlikte bütün çubuklarını hazırla ve müzik başlasın. Hadi bakalım. Aferin benim kızıma. Bravo benim kızıma. Aferin benim kızıma ya. Bravo ya. Aferin benim kızıma ya. Eliyle koymayı tercih ediyor. Aferin kızıma. Bravo. Aferin kızıma. Aferin. Hadi hadi aşkım. Şimdi annemlere geldim arkadaşlar. Artık sitenin içerisinde arabayı almıyorlar. Ben de böyle yolun kenarına park ediyorum. Birazcık zor oluyor çocukla birlikte ama yapacak bir şey yok. Kızım da babasından ekmek aldı. İlla o ekmeği yiyecekmiş. Eve gidince şu kıyafetlerini yıkamam lazım. Bayağı pislenmiş montu falan. Hepsini bugün yıkayıp kuruturuz artık. Rıdvan geç çıkacakmış 2:30 gibi bugün. O yüzden de anneme geldik. Biraz burada zaman geçirelim. Meraklı kızım. Şimdi gidiyoruz evimize. Burada hiç çekemedim. Çok az oturduk zaten. 1 saat kadar oturduk. Şimdi çıktık. Zeynep hala uykusunu evde yaptırayım dedim. Hem ben de dinlenirim. Hem çamaşırları falan yıkarım dedim. Böyle evde iş olunca başka bir yerde biraz oturamıyorum. Koyulanıyorum. Hadi gel. Hava çok soğuk. Hadi gel. Koş. Hadi bir tane. Bak. Özgürlükçü kızım benim ya. Şapkanı kapatalım annem, çok soğuk var. Geç. Hadi bakalım. Yine arabada uyudu. Hemen şimdi koydum yatağına. Ben de şimdi birazcık dinleneceğim. Bugün tavuk yapalım. Şöyle tavuklarım var buzlukta. Parçasını çıkartacağım. Şu yeterli. Bir tanesi daha büyük, bir tanesi daha küçüktü ama algılayamadım. Neyse fark etmez. Bunu çıkartalım. Çözülsün akşama kadar. Günaydın anne. Babiş yok. Babiş daha gelmedi. Biraz sonra gelecek anne. Yağmur yok. Yağmur yağmıyor şu an. Biraz önce anlamadım. İyi ki doğdun. Nefes mi yapıyorsun? Unutamadın mı sen hala anneanne? Nefes yok. Teyze, evet teyze bir yere gitti. Top içeride. Top içeride. Oynayalım mı topla? Topla. Fil nerede anneciğim? Nerede? Orada mı? Benim kızımın fili var burada. Anne, zıpla. Zıpla mı yapacaksın? Hı?
Ama bir dün zıpladın, hani başını oraya vurdun. Uf oldu ya aşkım. Acıdı ya hani. Uf oldu. Başını nereye vurdun acıdan? Evet öyle oldu. Acıdı, uf oldu değil mi? Vurma. Hadi şimdi üstümüzü değiştirelim. Üstümüzdekileri yıkayalım. Bugün, bugün okula gittik ya, kirlendi. Fili mi alalım? Ben fili buradan böyle geçiriyorum. Çünkü burası birazcık tehlikeli arkadaşlar. Burada böyle şeyler var. Onları böyle dağıtıyor falan. Bir de bunu hatırlıyor musunuz? Bakın. Şuraya böyle asmıştım bunu. Bu düştü. Daha da çakamadım. Zaten taşınacağız dedim. Yani bir daha duvarı zedelemeyeyim. O yüzden bu da burada duruyor böyle. Kızım fili çok seviyor. Daha babası gelmedi. Birazdan babası gelecek. Ben de o sırada Zeynep Hala'nın kıyafetlerini hemen yıkamam lazım. Gerçekten kıyafeti kalmadı. Üstündeki deri de çıkartacağım. Okula gittiği için hani okuldan sonra genelde çıkartıp yıkamaya atıyorum. Hayır. Hani ne olur ne olmaz diye. Zürafa. O zürafa mı? İyi bak. Hı. Ne o? Hı. Bak bak kardeş. Hı. Düştü. Tamam yiyeceğim. Sen burada biraz oyala. Ben çamaşırlarını asayım, atayım anneciğim. Anne. En sonunda üstünü çıkı. Bakın. Ay. Mesela. Al. Gel. Gel oyna. Evet, yine gördüğünüz gibi bir makine çamaşırı oldu. O kutulumunu da yıkayacağım. Montunu da yıkayacağım. Böyle haftada bir makine yıkıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ben bunu makineye atayım artık. Şimdi Rıdvan da geldi. O böyle tost istedi. Tost yaptım. Zeynep halinde çorbası var burada. Kıyafetlerini de değiştirdik. Şöyle pijama giydirdim evde rahat olsun diye. Bakalım içecek mi çorbasını. Çorbanı içecek misin anneciğim? Önlüğünü takmadı ama. Çorbanı içecek misin? Önlüğünü yemek istemediği zaman, bir de doyunca hemen fırlatıyor böyle. Burası. Nerede ahtapot? Gösterir misin? Top. Ha? Top. Nerede top? Peki yengeç nerede anneciğim? Aa, yengeç. Kim? Murat. Murat mı? Evinde belki birazdan gelir. Murat nerede? Gemi nerede gemi? Gemiyi göster bana gemi. Gemi nerede? Evet, bravo. Balık. Balıklar var. Evet. Hani nerede? Kuşuk. Hı? Kuşuk. Martı o. Martı. Yıldız nerede anneciğim? Hı? Yıldız. Hı? Yıldız göster. Yıldız, bak bakalım. Nerede yıldız? Murat yerde. Murat'a taktı. Murat evinde. Yıldız burada, bak. Ay. Bak burada yıldız, gördün mü? Arkadaşlar bu kitabı o kadar çok seviyor ki, bakar mısınız? Zaten yırtmayı da sevdiği için bunu halletti. Yenisini almıyorum açıkçası. Bu şekilde de kullanıyorum. Şimdi yenisini alsam aynısı olacak. Yazık, günah yani. O yüzden böyle kullanıyor şimdilik. Yani zaten resimler falan her şey görünüyor. Bakın mesela. Kitabın yarısı nerede? Mü. Evet. Şurada da poşet var. Onunla oynuyordu biraz önce. Ben kaldırmadım. Ha? Koyuş. Ne? Koyuş. Koyuş. Mü. Tavşan nerede? Buradaymış. Hayvanları çok seviyor benim kızım. Hava güzel olsun. İlk işimiz hayvanat bahçesine gitmek olacak. Fırın sütlaç yapmaya karar verdim. Ne zamandır yapmıyordum. Şöyle yarım su bardağı pirince 2 su bardağı su koydum. Güzelce suyunu çekene kadar pişireceğim. Tarifini de size göstereyim. Daha önce hiç kanalımda galiba çekmemiştim. Yani çeksem bile bence yıllar önce annemin tarifiyle falan çekmişimdir. Ben yaparken çektiğimi düşünmüyorum. Birden aklıma geldi. Şöyle hemen yapacağım. Yapımı zaten çok basit. Çok da lezzetli. Hemen şimdi ocağa alıyorum. Pirinçler iyice suyunu çekene kadar pişecek. Pirinçlerin suyunu çok güzel çekti. Şimdi içerisine şöyle 1 litre süt diyor. Ama ben
1 litreden yarım su bardağı eksik süt koyuyorum. Çünkü yarım su bardağı sütle nişastayı açacağız. Benim başka sütüm olmadığı için içerisinden yarım su bardağı sütü aldım. Anneciğim ne yapıyorsun sevgilim? İn. Zeynep hala burada oturuyor arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Ben ona sandalye koydum. Şekeri de birlikte koymaya çalıştık. Döktük. İner misin bir iki dakika aşağı? İçerisine şöyle bir bardak şeker koyacağım. Şöyle bir tane de şekerli vanilin ekleyeceğim. Şimdi bunlar böyle 15 dakika şeker eriyene kadar birazcık kaynayacak. En sonunda nişastasını ekleyeceğiz ve bitecek bu kadar. Ocağım bir son hali ekledir arkadaşlar. Biraz önce de tuzu döktüm. Neyse sıkıntı değil. Şimdi güzelce kaynasın bakalım. Aslında şekeri kaynadıktan sonra dökecektik ama ben birazcık acele ettim. Heyecan yaptım. Çocuk durmayınca. Fark etmez. Şimdi biraz kaynasın. Ondan sonra göstereyim hatta yapalım birlikte. Burada 3 yemek kaşığı nişastam var. Şöyle yarım bardak sütümü ekleyip güzelce karıştıracağım bunları. Ondan sonra kaynayınca da süt acıyı içerisine dökeceğim. Az kalsın taşırıyorduk arkadaşlar. Zaten ocak battı gitti. O da böyle şey oldu, tuz biberi oldu. Anneciğim hayır. Oraya çıkılmaz. Yaptığı hareketlere bakın Allah aşkına. Anne aşkım ben seninle nasıl yemek yapacağım amına? Ben yanındayım zaten. Şu sütü koyayım. Şunu koyalım. Tamam bir şey söyleyeceğim. Bana bağırma. Bir. İkincisi bu sütü koyalım. Şimdi nişastalı karışımı döküyorum arkadaşlar. Hızlı olmam lazım. Çocuk durmuyor çünkü. Şimdi güzelce kıvamalıncaya kadar karıştıracağım. Zaten nişastayı koyar koymaz. Zaten gördüğünüz gibi kıvam aldı. Hızlı karıştırmam lazım. Topaklanmasın diye. Ama bu kaşıkla olmaz tabii ki bunlar. Eline bir çırpıcı al dediğinizi duyar gibiyim. Hemen çırpıcı al yemeği. Evet şimdi oldu arkadaşlar. Kapatacağım hemen altı tütmeden. Şöyle benim toprak kaplarım var. Onlara koyacağım direkt. Bunlar fırında güzel oluyor. Yani dilerseniz fırına vermişsiniz de olur ama ben o üzerindeki böyle yanmış görüntüyü çok seviyorum. Şimdi böyle içerlerini dolduracağım. Galiba iki kepçe kadar alacak. Sonra da fırınlayacağız. Evet. İki kepçe kadar aldım. Şimdi ben hızlı hızlı yapayım. Tekeri olmuyor. Çünkü ondan sonra tekrar fırına verelim. Arkadaşlar tam 6 tane kase çıktı. Altına şöyle su koyuyoruz tepsimizin altına. Bunu böylece fırına gönderiyoruz. Üzerleri kızarınca da hazır olmuş olacak. Soyunca da afiyetle yiyeceğiz. Ay benim haloşum mu geldi? Aşkım. Sen dün neden gelmedin bize? Elini çek alıcım. Acımıyor mu dudakların? Acıyor işte. Şey var. Bebek şeyi var. Halasının çilek. Anneciğim dayını sevdin mi? Öptün mü dayını? Dayısı seni öp. Nasıl? Aç. Niye gelmedi? Kızlar ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Halacığım. Bakayım. Bakabilir miyim? Göremiyorum. Bakalım ahtapot mu gerçekten bakalım. Evet ahtapotmuş. Akıllı benim kızım maşallah sana. Halacığım şimdi sütlaç pişti. Soğumak için, soğuması için ben balkona koydum onu. Birazdan yiyeceksin tamam mı? Ama ben... Ben acıktım çok. Oy kurban. Çorba var. Çorba ısıtayım mı sana? Şehriye çorbası. Tamam. Önce çorbanı içiyorum ondan sonra sütlaçını yersin. Hemen soğur o zamana kadar. Olur mu? Balık. Tamam hemen ısıtayım. Balık. Balık. Dayısı balıkmış. Bakayım aşkım. Bir bak dayısı balık ha. Balon balığı galiba. Evet. Kocamanmış. Evet sütlaçlarım çıktı. Çok güzel görünüyor. Çok fazla yakmadım. Bu şekilde yeterli geldi. Bir tanesi de öldür yemesi için koydum dışarıya soğusun diye. Burada da çorbamız vardı. Onu ısıtacağım. Şimdi çocuklar yemekleri yesin. Ondan sonra ben akşam yemeğini hazırlamaya geçeceğim bakalım.
benim kızlarım mamalarını yediler, çorbalarını içtiler. Şimdi sütlaç yiyorlar. Böyle bir tanesini soğutmuştuk. Al bakalım. Güzel mi anneciğim? Mama. Mama güzel miymiş mi? Süt. Sütlaç evet. Özgür'ü güzel mi? Süt mü var? Tabii süt var içinde. Sütle yapılıyor bebeğim. Bakayım. Nasıl bakacaksın? İşte beyaz ya. Bunlar süt. Bakayım diyor. Aferin size. Sıcak mı geldi? O biraz sıcak geldi. Özür dilerim anneciğim. Tamam içebilirsin seni. Akşam yemeği hazırlıklarına geçtim. Çıkardım tavuğu böyle sosladım. Köri var. Tuz var. Kekik var içerisinde. Sadece bunlar var. Çok güzel bir tarif var Thermomix'te. Onu yapıyorum genelde. Altında mercimek çorbası oluyor. Üstünde böyle tavuklar buharda pişiyor. Şunda pişiyor yani. Tavuğun suyu da böyle çorbaya gidince çok güzel oluyor. Onu yapacağım bugün. Yanında da bir pilav yaparız. Bir de salata yaparız. Olur biter. Yani mercimek çorbası, pilav, salata. Güzel oluyor. Burada Thermomix internetsiz çalışmıyor mu diye soranlar oluyor. İnternete bağlı olunca böyle tarifleri bulup yapabiliyorsunuz. Bağlı olmayınca manuel kullanabiliyorsunuz. Manuel kullanınca yani pek bir anlamı olmuyor bence. Burada mesela bu şu an internette bağlı bir şekilde bana bu şekilde işte bilgilendirecek. Burada işte tavukları ayarlayın falan filan demiş. Ben bunu zaten yaptım. Bunları hemen böyle hızlı hızlı geçiyorum. Ondan sonra anneciğim şimdi yemek yapacağız tamam mı? Çorba kısmına geçeceğiz. Anne. Şuraları hep atlayacağım. Anne. Efendim anne? Hop. Hop mu? Dur mamayı yapalım ondan sonra hop yapalım. Tamam mı Belli? Hiç bana izin vermeyin. Bir yak mı? Tamam gel sen sandalyeye çık anneciğim. Gel. Evet yemeği ocağa koydum. Şurada tavuklarım var. Şurada çorbam var. Ben şimdi içeriye gidiyorum. 25 dakika sonra hazır olacak. Bakalım. Evet. Sonra çorbayı yapmaya devam edeceğiz. Şuradan ön izleme de yaptım. Şimdi tavuğum pişerken ben içeriye gidebilirim artık. Pilav yapacaktım. Son anda karar değiştirdim. Şöyle makarna vardı. Renkli makarnadan. Sebze makarna. Ondan yapıyorum. Az kaldı pişmeye yakın. Burada da tavuklarım pişti. Açamayacağım. Çok buharlı. Şöyle göstereyim. Çorba da pişti. Şimdi onu da kapatacağım. Makarna olana kadar. Onlar da birazcık dinlensin. Rıdvan geldi bu arada. Bugün kapanış yapacakmış. O gidince ben çok güzel kendime film gecesi yapabilirim bugün. Evet. Bergen filmini izleyeceğim. Aynen. O pek sevmez öyle şeyleri. Yani istediği filmleri izlemeyi sever. Ben o yokken izleyeyim. Şimdi hemen soframızı kuracağız. Yemeği yedikten sonra da Zeynep hala artık uyuturum. Sonra da artık keyfimize bakarız. Anne. Efendim. Yemeğimizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Zeynep hala ne yazık ki tavuk yemiyor. Önüne koyuyorum ama yemiyor. Suyla birlikte içiyor. Bize afiyet olsun. Bulamadın mı babiş anne? Git bak bakalım nerede? Git bak. Babiş neredesin de. Çoraba bakın Allah aşkına. Sobe. Evet şimdi artık keyif zamanı. Zeynep hala uyudu. Rıdvan'la birlikte çayımızı içiyoruz. Üzerine de şöyle sütlacın üzerine de fındık serpiştirdim. O zaman bize afiyet olsun. Çayının üstünde kalp çıktı bak. Zeynep hala ne karnı? Ay teşekkür ederim ya. Ne kadar güzel karına iltifat ediyorsun öyle. Hadi bize afiyet olsun. Rıdvan işe gitti. Ben film izlerim dedim ama şu anda Yalı Çapkını izliyorum arkadaşlar. Bir yandan da edit yapıyorum. Editlenecek birkaç tane böyle videom vardı. Onları editleyip yükleyeceğim. Hepsini ayarlayacağım. Şubat ayında bol bol video yüklemeyi düşünüyorum. Böyle Yalı Çapkını da izlememiştim. Onu da izliyorum bir yandan. Bir yandan da çayımı içtim. Şurada bardağım var. Böyle bir gün geçiriyorum. Bazen güzel oluyor. Saat şu an 10.30. Hem dinlenmiş oluyorum.
Evet, kurutmadaki çamaşırlar da bitti. Hemen bunları da halledeyim. Videom da burada yüklenmeye bırakıldı. Daha doğrusu kaydediyor. Ondan sonra yüklemeye bırakacağım. Size de artık iyi geceler diyeyim. Yani siz, benim için iyi geceler. Siz ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz her zamanki gibi beğeninizi beklerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.